New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'ne bağlı olan The Cloister'dayız ve bu muhteşem vitray panele bakıyoruz. İnsanlar genellikle vitray deyince ortaçağ kiliselerini düşünürler. Ancak bu panel Rönesans döneminde yapılmış. Bu eserle ilgili olarak cam konusunda uzman bir konservatör olan Sara Barak'tan bilgiler aldık. Bu vitraya baktığımızda her zamanki gibi güzel ve yoğun renk tonları olduğunu görüyoruz. Detaylı bir boyama süreci, epey bir düşünme ve uygulama süreci yetenek ve ustalık da var. 16. yüzyılın başlarında bu vitray son derece değerli bir nesne olarak kabul edilirdi. Malzemelerin çok maliyetli olmasından dolayı değil, mesela bu gerçek altından yapılmış bile değil. Sebebi, bunu yapmak için çok fazla uzmanlık gerekmesiydi ve yapılacağı fırını ısıtmak için de pek çok yakıt gerekiyordu. Değerli altından yapılmamış bir vitray söz konusu. Hatta tam tersi, son derece temel bir metalle, kurşunla yapılmış kurşun her an bir cam parçasını çevreleyen kurşun çerçevelerini oluşturur. Burada tasvir edilen ise aslında altın. Bu eserin adı Müneccim Kralların Tapınması. Yani üç kral yeni doğmuş İsa'yı ziyaret ederek ona hediyeler sunuyorlar. Altın, buhur ve mürrü safi. Sadece değerli hediyeler getirmekle kalmıyorlar. Saygılarından üzerlerinde güzel kıyafetleri de var. Kadifemsi brokar elbiseler ve son derece detaylı güzel bir zırh görüyoruz. Şimdi vitrayı düşünecek olursak genelde cam üzerindeki boya tam anladığımız anlamıyla boya değil. Bu özel cam türüne metale dökme cam ya da pot cam deniyor ve bu cam tamamen tek renkten oluşuyor. Bu renk şart katedrali gibi bir katedralde görebileceğimiz türden bir renk. Mesela bir felaket sonucu bir parça camı kırarsanız burada gördüğünüz mavi renk dağılabilir. Bu vitrayda gördüğümüz detaylardan farklı. Parlak sarı renk aslında gümüşten yapılmış. Buna gümüş boya deniyor. Gümüş tuzu camın yüzeyine uygulanıyor, yüksek derecede ısıtılıyor, böylece gümüş cama geçiyor. Nanoteknolojiyi duymuşsunuzdur. İşte bu da nanoteknolojinin ilk örneklerinden biri. Küçük nano gümüş tanecikleri çeşitli yoğunlukta sarı rengini yaratıyor. Kırmızı, yeşil ya da mavi olarak gördüğümüz dökme cama ek olarak ve bu parlak sarı renkte gördüğümüz gümüş boyaya ek olarak çok daha ince işler de var. Kıyafetlerdeki detaylar, Meryem'in saçı, yüzler, arkadaki manzara. Bunların hepsi boyayla yapılmış. Ancak bu boya tuval üzerine yapılan türden bir boya değil. Bu boyanın kalıcı olması ya da camın yüzeyine yapışması için ısı gerekiyor. 21. yüzyılda bunun hemen düz bir cam olacağını düşünüyoruz ancak bu düz bir kalıba dökülmemişti. Bu aslında üfleme cam ve muhtemelen silindir camla yapılmış. Bunu yaparken önce bir miktar camı ısıtıyorlar ve sonra onu bir top şeklinde içi boş bir çubuğun ucundan yakalıyorlar. Sonra onu üflüyorlar. Tıpkı sabun köpüğüyle yaptığımız gibi. Ardından yer çekiminden faydalanarak o kürenin bir tür silindire dönüşmesini sağlıyorlar. Bunu da bir başka yere transfer ederek açıyorlar ve düz bir levha haline getiriyorlar. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Bir parça kağıdı silindir haline gelecek şekilde katlıyorsunuz. Sonra da onu açarak düz bir yere yayıp düz bir kağıt haline getiriyorsunuz. Ayrıca büyük ihtimalle camı yapan ressam değildi. Bir tüccardan almışlardı. Ama elbette sanatçı farklı kimyasalların etkilerini anlayabiliyordu. Şimdi bu panelin bir bölümüne bakalım ve nasıl üretildiğini gerçekten anlamaya çalışalım. Özellikle aşağı diz çöken kralın dizinin ve çocuk İsa'nın altında duran şapka dikkatimizi çekiyor. Burada camın kendi kırmızısını, az önce konuştuğumuz parlak sarı görünen gümüş boyayı ve beyaz olarak görünen renksiz bölümü, yani aslında kırmızının silindiği kısmı görüyorsunuz. Yani tek bir parça camda birden fazla detay var. Hepsi aynı cam parçasında. Sanatçı bunların arasında kalın kurşundan bir çizgi istememiş ve bunu yapmanın yolu da tamamen uzmanlık gerektiren bir teknik. Renksiz bir camdan kırmızıyı çıkarmak. Buna flash cam deniyor. Bunun nasıl yapıldığına gelince, cama üfleyen kişi tamamen saydam olan camı alıyor ve onu küre şekline gelecek şekilde üflüyor. Küre bir başka kapta olan erimiş haldeki kırmızı cama batırılıyor. Böylece orijinal saydam camın üzerine bir katman kırmızı cam oluşmuş oluyor. Bu da sanatçıya pek çok renk yaratması açısından oldukça esneklik veriyor. Çünkü o zaman sanatçının yapması gereken tek şey ya asit ya da bir tür aşındırıcı ile nerede saydam camı kullanmak istiyorsa üstteki kırmızı rengi kazıyarak alttaki şeffaf camı ortaya çıkarmak. Mesela burada bu teknik alttaki kürkte uygulanmış. Sarı renk içinde aynı şekilde saydam cama ulaşmak gerekiyor ve sonra gümüş tozları ekleniyor. Daha sonrasında ise ateşe atılarak bu tuzların camın yüzeyine geçmesi sağlanıyor. Buradaki muhteşem grizay ya da gri renk de detayları tanımlamaya yardımcı oluyor. Bu az önce sözünü ettiğimiz ateş boyası. Detaylara bakacak olursak hem koyu yıkama bölgeleri var hem de son derece güzel parlak aydınlık kısımlar var. Burada ışığın geçebilmesi için boya çıkarılmış ya da nokta nokta yapılmış. Yani bu şapkayı üretebilmek için gereken teknik kapasite gerçekten baş döndürücü. Ve tüm bunlar camı üfleyen kişiyle başlıyor ama daha sonra cam tasvirler için sanatçıya teslim ediliyor. Bu panel muhtemelen ünlü vitray sanatçısı Peter Hamill'ın atölyesinde yapıldı ve muazzam bir yetenek ve ustalığın ürünü. Renklerin ne kadar canlı olduğunu, ne kadar az değiştiğini görmek inanılmaz. Sanki 16. yüzyılın başlarında yapılmış gibi görünüyor. Aslında camı özel kılan da bu. Renkler yapıldığında olduğu gibi gerçek ve parlak kalıyor. Yani bir tablodaki gibi değişmiyor ya da solmuyorlar. Ama bu baktığımız vitray gerçekten de çok iyi durumda. Ancak tabii ki cam doğası gereği kırılgan ve kayıplar olabilir. Bu panelde de yapılan onarımları da görebiliriz. Eğer Meryem'in sarı saçının dalgalarını aşağı doğru takip edersek orada küçük bir çizgi görebiliriz. Burası camın kırıldığı ve tekrar yapıştırıldığı yer ve Meryem'in soluna doğru panelin çerçevesinde küçük X harfi şeklinde bir kırık görebiliyoruz. Bu kırılmış ve onarılmış olan bir başka alan ve çerçevenin aynı bölümünde bir tür kama şekli görüyoruz. Burası renk olarak daha sıcak ve daha koyu kahverengi görünüyor ve bence bu bölümde onarım görmüş. Burada ilginç bir durum var. Bu onarımdan sorumlu olan konservatör belli ki bunun orijinal olmadığının farkında olmamızı istiyor ama aynı zamanda genel kompozisyonun tadını çıkarmamızı da engellemek istemiyor. Bu gerçekten konservatörlerin karşı karşıya kaldığı büyük bir ikilem. Özellikle de resim alanında. Orijinal parçanın kaybolduğu bir yeri boyarken tablo ne kadar geride duruyor hissi vermeli? Bu bölümü etraftaki boyaya ne kadar benzetmeli ve izleyiciye bir şey eklendiğini ya da restore edildiğini ne kadar ustaca iletmeli? Bütün bunlar bir sanat eserine daha yakından baktığımızda daha çok görecek ve daha çok zevk alacak şey olduğunu bize hatırlatıyor.